Ayın yapısı ve özellikleri 5. sınıf 2. konuyla yine birlikteyiz çocuklar. Ay dünyanın tek doğal uydusu. Büyüklüğü yaklaşık dünyanın 1 bölü 4'ü yani 4'te 1'i kadar. Geometrik şekli dünya ve güneş gibi yine küresel arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Küresel. Geceleri yıldızdan gelen ışığı hangi yıldızdan? Güneşten arkadaşlar güneşten gelen ışığı yansıttığı için parlak görünür. Aslında kendisinin ışığı yoktur. Işık yaymaz arkadaşlar. Ay yalnız ısı ve ışık kaynağı değildir. Unutmayalım. Hep sorarlar. Ay ısı ve ışık kaynağı değildi. Ay güneşten aldığı ışığı bize yansıtır. Ay dünyaya en yakın gök cismi arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Dünya ile yaklaşık oran, uzaklık 384 1403 kilometre. 380 bin kilometre yaklaşık diyebiliriz arkadaşlar. Peki ay nedir? Ay dünyanın tek doğal uydusu. Neye benziyor? Küreye benziyor. Katmanlardan oluşuyor yine. Yüzeyi pürüzlü ve tozlu. Dünyaya en yakın gök cismi. Bunlar ay hakkında bilmemiz gereken bilgiler. Devam edelim. Ay'a Ay'ın dünyaya uzaklığı 384 bin. Baktığımızda arkadaşlar yaklaşık 380 bin kilometre. Dünyanın güneş uzaklığı ise 150 milyon kilometre idi. Bakın dünyaya çok yakın bir gök cismi. Bir alıştırma yapalım. Dünya, güneş ve ay arasındaki büyüklük ilişkisi en büyük neydi arkadaşlar? En büyük güneş, sonra dünya, en küçük aydı. Nokta nokta ısı ve ışık kaynağıdır. Ney ısı ve ışık kaynağıdır arkadaşlar? Güneş. Fakat ay ısı ve ışık kaynağı değil arkadaşlar. Ay nokta nokta bir şekle sahip. Nasıl bir şekle sahipti arkadaşlar? Küresel. Dünyadan ayı daha detaylı gözlemlemek için ne kullanıyorduk arkadaşlar? Teleskop. Ay bir yıldız ya da gezegen değil. O dünyanın neydi arkadaşlar? uydusuydu. Doğal uydusuydu. Arkadaşlar ayın çok ince bir atmosfer tabakası vardır fakat yok kabul edilir. Bu nedenle ayın yüzeyinde gök cisimlerinin meteorların çarpması sonucu oluşan derin çukurlara krater adı verilir arkadaşlar. Bunu unutmayacağız. Meteorların yani gök taşlarının ayın yüzeyiyle çarpmasıyla oluşan çukurlara krater adı veriliyor. Peki ayın şekilsel özellikleri nedir? Bakın kraterler var arkadaşlar üzerinde. Kayalıklar var. Bakın üzerinde kayalıklar var. Vadiler var arkadaşlar, derin çukurlar, yüksek dağlar var ve tozlu bir yüzeye sahiptir Ay. Arkadaşlar ay gün boyunca yüzey sıcaklığı 107 santigrat derece. Bakın çok yüksek bir sıcaklık. Burada insanın yaşaması olanaksız. Gece ise çok sıcak, çok soğuk arkadaşlar. Gündüz çok sıcak, gece çok soğuk, eksi 153 santigrat derece civarındadır. Atmosferinin çok ince olmasından dolayı ayda gece gündüz sıcaklık farkı çok fazladır. Bunu da bilmemiz gerekiyor. Ayda gece gündüz sıcaklık farkı çok fazla. Neden? Çünkü atmosferi yok denecek kadar ince olduğu için. Ayda su araştırılmakta. Henüz bulunamamıştır arkadaşlar su. Soğuk ve devamlı gölgede kalan kraterlerde buzun var olabileceği tahmin ediliyor. Yalnız daha bulunamamış arkadaşlar. Peki ayda canlı yaşayabilir mi? Ayda canlı yaşayamaz arkadaşlar. Çünkü atmosferi yok. Yani oksijen yok. Canlılar oksijen ihtiyacı var. Hava olayları yağmur yok. Rüzgar yok. Su ve besin yok. Meteor düşebilir. Zararlı güneş ışınları var çünkü atmosferi olmadığı için zararlı güneş ışınları direkt aya geliyor. Ve sıcaklık farkı çok fazla. Gündüz 107 santigrat derece çok sıcak. Gece ise çok soğuk. Eksi eksi 153 santigrat derece arkadaşlar. Devam edelim. Astronotlar uzayda görev yapmak üzere özel olarak eğitilmiş insanlar. Bunlar arkadaşlar astronot deniliyor. Uzayda görev yapmak için eğitilmiş insanlar. Peki astronotların kıyafetleri var, özel kıyafetleri. Neden? Çünkü astronotlar orada yaşamın devam ettirebilmesini, nefes almasını sağlıyor, dış darbelere karşı koruyor ve fujuk sıcaklığını uygun hale getiriyor bu kıyafetler arkadaşlar. Peki dünya hem kendi ekseni etrafında hem de güneş etrafında hareket etmekte. Bakın, dünya saat yönünün tersinde yani batıdan doğuya hem kendi ekseni etrafında hem de güneşin etrafında hareket etmekte. ayda arkadaşlar hareketleri var. Ayın da bir kendi eksen etrafında dönmesi, iki dünyanın etrafında dönmesi, 3 dolanması, 3 dünya ile birlikte güneşin etrafında dolanması gibi üç hareketi var. Birinci hareketi kendi ekseni etrafında, saat yönünün tersi yani batıdan doğuya. İkinci yine batıdan doğuya saat yönünün tersi dünyanın etrafında. Üç dünya ile birlikte güneşin etrafında dolanması var arkadaşlar. Dönme kendi etrafında olur. Dolanma ise başka bir cismin etrafında dolanma olur arkadaşlar. Dönme ile dolanma birbirinden farklı kavramlardır. Karıştırmayacağız. Peki Ay'a ilk giden araç Sputnik 1'dir arkadaşlar. Bu araç Aya ilk giden canlı Laika isminde bir köpektir arkadaşlar. Aya ilk giden insan Yuri Gagarin'dir. Rusya'dan. Aya ilk giden ülke Apollo 11 uzay aracıdır arkadaşlar. Aya ilk ayak basan bakın gidenle ayak basan farklı ayak basan Neil Armstrong'tur arkadaşlar. Peki bir örnek yapalım. Ayın yapısı ve özellikleri ilgili olarak Hangisi doğrudur diyor arkadaşlar? Yüzeyinde çukurlar bulunur. Doğru. Kendiliğinden ısı ve ışık yayan bir gök cismidir. Yanlış arkadaşlar. Küre biçimindedir. Doğru. Kendiliğinden ışık yayan gök cismi nedir? Yıldızdır arkadaşlar. Ay için yanlıştır bu ifade. Doğru ifadeleri sorduğu için cevabımız 1 ve 3. Arkadaşlar ikinci konu bu kadar. Mıstık Fendi YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayalım arkadaşlar.